Günaydın sevgili izleyenlerimiz ve radyo dinleyicilerimiz. Ben Aysun Komitkan. Hepinize çok mutlu, güzel, keyifli bir gün temenni ediyorum. Bugün 19 Kasım 2019 günlerden Salı. Evet efendim, bugün sağlık için spor diyoruz. Tabii ki insan sağlığı her şeyin önünde geliyor. Özellikle de çağımızda çevre kirliliği, su kirliliği, bilgi kirliliği gibi bütün kirliliklerin içinde yaşarken kendimizi sağlıklı tutmak, temiz tutmak adına neler yapabilirizin peşinde koşuyoruz. Aslında spor eşittir mutluluk demek. Sadece sağlık demek değil. Çünkü insan eğer sağlıklıysa zaten mutlu bir insan olabiliyor. Dolayısıyla sporun hangi türünü yaparsak yapalım kendimizi mutlu hissediyoruz. Yani en azından ben öyle hissediyorum. Spor yapmadığım günlerde gerçekten kendimi keyifsiz hissedenlerden biriyim. En azından hiçbir şey yapamıyorsak, en azından diyorum ama aslında temeli bu. Mutlaka yürümeliyiz. Bugün o yüzden dedik ki Adım Adım Bursa. Kim bu Adım Adım Bursa? Bu bir oluşum. Türkiye genelinde varlar, Bursa'da da varlar ama pek çoğumuzun galiba haberi yok. Bu bilemiyorum iletişimsizlikten mi, biz mi kendilerine ulaşamadık ama bizi onlarla buluşturan Zübeyde Umur'a buradan ben teşekkürlerimi gönderiyorum. Sizi Adım Adım Bursa oluşumuyla öncelikle tanıştırmak istiyorum. Konuklarım Serdar Özkaleli, Selma Çetinkaya Türker ve Mehmet Çatalağaç. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba, hoş teşekkür ederiz. Keyifler yerinde mi? Sağlıklı mıyız? Mutlu mıyız? Yüzler gülüyor. Ne güzel böyle sabahın bu saatinde. Şimdi öncelikle Adım Adım Bursa nedir? Serdar Bey'le başlayalım. Evet, çok teşekkür ederiz. Estağfurullah. Biz teşekkür ederiz. Bizim daha fazla sitelere ulaşmamıza vesile olacak inşallah sizin. İnşallah. Çok önemsediğiniz bir şey. Hı hı. Onun için davetiniz için de ayrıca teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Adım Adım Bursa ne yapıyor? Aslında örneği çok uzun yıllardır dünyada kullanılan bir kolektif yardımlaşma koşusu aslında bu yaptığımız bizim. 2008 yılında şu anda İstanbul Spor AŞ'nin genel müdürü olan Renay Onur tarafından da İtir arkadaşımız tarafından Türkiye'ye monte edilmiş bir kolektif yardımseverlik koşusu platformu. Bir dernek değil, bir sivil inisiyatif, sivil oluşum. Sadece koşarak sağlıklı yaşamak için koşmaya ihtiyacımız olduğunu, bu koşular esnasında da koşuların daha anlamlı hale gelmesi için çevredeki farkındalığı biraz arttırmak için, insanların duyarlılığını birazcık arttırmak için kurulmuş bir oluşum. Türkiye'de 2008 yılından bugüne kadar var. Adım adım aslında bizler kendi kültürel çevremizde birçok konunun farkındayız. Asıl amacımız bizim toplumdaki bu farkındalığı biraz yükseltmek, arttırmak, daha fazla canlıya dokunmak, daha fazla STK ile birlikte hareket etmek, onların bilinirliklerini arttırmak. Tabii temel felsefemiz aslında sizin açılış sözünüzde olduğu gibi spor yapmak istiyoruz biz. Sağlıklı yaşamak için spora ihtiyacımız var. Kesinlikle. Ama bunu hani böyle salt spor şeklinde yapmayalım ama birazcık anlamlandıralım istedik koşularımızı. O yüzden de kendi sağlığımız için birincisi koşuyoruz. İkincisi bir seçtiğimiz STK için kaynak yaratıyoruz koşarken. Üçüncüsü de daha da önemlisi bana göre o STK'nın farkındalığının artırılması için çok ciddi çaba sarf ediyoruz. Kesinlikle. Tebrik ediyorum hepinizi. Yani sonuçta bir doktora da gittiğimizde hangi hastalıkla gidersek gidelim söylediği şey işte özellikle de çağımız insanına kilo vermeniz için mutlaka yürüyüş yapın. İşte kalp sağlığınızı korumak için mutlaka yürüyüş yapın. Diyabetinizi dengede tutmak için mutlaka yürüyüş yapın. Uyarıları hep var. Yani biz bırakın koşmayı yürümekten aciziz millet olarak çok sevmiyoruz. Böyle biraz keyfi seven insanlarız. Yiyelim içelim kafelerde, restoranlarda oturarak dinlenerek zaman geçirelimin peşindeyiz ama artık bilinçlenmeye doğru da hızla ilerliyoruz. Ve insanlar daha sağlıklı ortamlarda olabilmek için ben görüyorum çok fazla yürüyüş yapanlar var. Koşu belki biraz daha iddialı ama yürüyüş gerçekten hayatımızın yavaş yavaş bir parçası olmaya başladı. Aslında antrenörlerimiz birazdan bahsedecek. Yani biz de koşu platformuyuz ama yani başlangıç seviyesinden itibaren her seviyede spor yapmak için gönüllü olanları biz içimizde barındırabiliyoruz. Kesinlikle. Birazdan antrenörlerimiz bahsedecek. Evet, bize anlatacaklardır. Şey var tabii, mesela hani adım adım Bursa deyince öncelikle ben yürüyüş olarak algıladım. Sonra işte sitenizi inceleyince bunun koşuyla özdeşleştiğini gördüm. Ama ben yine de hani
yürümenin bu anlamda başlangıç olacağına inanıyorum. Çünkü mesela ben de her gün yürümeyi seven biriyim. Yıldırım Belediye Başkan Yardımcısı var, Alimon'la Salih. Hatta onunla böyle adım yarışı yaparız. O 15 bin adım attım, ben 11 bin adım attım gibi. Evet, rekabet yapıyoruz aramızda. Dolayısıyla hani ama tabii sağlıklı koşullarda yürümek ya da koşmak. Şimdi düşünsenize, bu kadar araba egzozunun olduğu bir yerde nasıl yürüyeceksiniz, nasıl koşacaksınız? Seçeneklerimiz var aslında. Elbette. Hadi bakalım, onları konuşalım. Şimdi dediğiniz gibi aslında her şey öncelikle hareket etmekle başlıyor. Evet. Çoğumuzun spora başlangıcı aslında benzer şekilde olmuştur. Ben kendim için söyleyeyim. Ben de yıllar önce yürümeyle başladım. Bir süre sonra baktım ki o normal tempo yürümek bana yeterli gelmemeye başladı. Tempom hızlandı. Hatta biz eşimle yürürdük. İşte hafta sonları Mudanya'ya giderdik. Baktık ki bu yürüme temposu bana yetmemeye başladı. Artık tempo hızlandı. Koşullara başladık. İşte kısa koşular. Bir süre sonra işin boyutu tamamen değişti. Tabii bunu kontrollü bir şekilde artırmak mümkün. İşte bu koşular esnasında ben şahsen adım adım da koşular sayesinde tanıştım. Hı hı. İşte benim de dahil olmam 2014'ün sonuydu yanlış hatırlamıyorsam. Ve bir şekilde kendimizi bu platformun aktif gönüllüleri evet. olarak bulduk. Yani önemli olan burada iyilik için adım atabilmek, yardımseverlik için adım atabilmek. Bu yürüyerek olabilir. Koşma fırsatı olan arkadaşlarımız işte eğer sağlık durumları el veriyor ise, çünkü biz birazdan onunla ilgili de konuşacağız. Hı hı. Yani koşuya başlamadan önce, daha doğrusu aslında her türlü spora başlamadan önce mutlaka gerekli sağlık kontrollerinden evet. geçip buna uygun olup olmadığınızı mutlaka kontrol ettirmek gerekiyor. Evet, ilk adım o olmalı. Tabii yani aynen bizim ismimizde olduğu gibi evet. adım adım ilerlemek gerekiyor. Kesinlikle. Biz antrenör ekibi olarak zaten antrenmanlarımıza katılan arkadaşları bu konuda mümkün olduğu kadar bilinçlendirmeye gayret ediyoruz. İşte programlı bir şekilde kendilerini geliştirmelerini. Ki bizim ilk amacımız aslında yardımseverlik için koşu gibi dayanıklı sporlarını kullanabilmek. Ama bu sayede kendimizi geliştirirken de sporu hayatımızda doğru şekilde entegre ederken bunu uzun yıllar yapabilelim. Aynı zamanda farkındalığa da doğru şekilde katkı sağlayalım. Çevremize ilham olabilelim, iyi örnek olalım. Bütün gayretimiz bu. Birazdan antrenmanlarla ilgili de ayrıntılı konuşuruz. Düzenli antrenmanlarımız var adım adım Bursa Ulaşımı olarak. Haftada iki gün, belki sizler de takip etmişsinizdir. Hı hı. Haftada iki gün biz 2010 yılından bu yana kesintisiz olarak hava koşulları ne olursa olsun, şartlar ne olursa olsun antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Hiç fark etmiyor. Bizim için hiç fark etmiyor. Her çarşamba akşamı Hüdavendigâr Kent Park'ta 8'de buluşuyoruz. Her cumartesi sabahta Botanik Park'tayız. Evet. Biz antrenör ekibi olarak dediğimiz gibi hava koşulu ne olursa olsun yağmur, kar, çamur, fırtına fark etmiyor. Biz oradayız. Arzu eden tüm arkadaşlarımız bize katılıp antrenmanlarımıza eşlik edebiliyorlar. Ne kadar süreli bu antrenmanlar? Zamanlama olarak. Bunu da isterseniz sen söyleyebilirsin. Elbette. Ya, aslında ortalamada bir saatlik bir antrenman diyebiliriz. Aslında koşu bilincini, işte yardımseverlik koşusu bilincini de yaygınlaştırabilmek açısından herkese açık bir organizasyon diye düşünebilirsiniz. Koşmak mesele değil. Az önce Mehmet'in de söylediği gibi adım atmak bile yeterli aslında. Biz çünkü üç ayrı grup yapıyoruz baktığımızda. Hı-hı. Yeni başlayanlar için yürü koş grubumuz var. Hatta o kadar yoğun talep geliyor ki artık onu da ikiye böldük. Oo, ne güzel. Normalde biz işte 3 dakika koşturup 1 dakika yürütüyorduk. Hı-hı. Yürü koşta. Şimdi son dönemlerde yeni katılanları böyle çok yormamak ve cesaretlendirmek açısından da 3 dakika koşturup 2 dakika yürütmeye başladık. Yani yürü koş da kendi içinde iki gruba ayrılmaya başladı. Çok kalabalık oluyor çünkü. Hatta yürü koşa iki ayrı antrenörle yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bir orta grup koşucularımız var. Bir de hızlı grup elitlerimiz var. Onlar gerçekten iyi koşan koşucularımız. Benim yüzüme baktı, anladınız. Evet, elit koşucumuz. Adresi teslim yaptı aslında Zeynep Hanım. O anlamda seviyenin önemi yok. Yani ister yürüyün ister koşun.
Değil mi? Bu profesyonel bir şey değil. Değil. Tamam, evet. Ben amatörlüğe dayalı. Gününün çerçevesinde yapılan bir şey ve dediğimiz gibi günün sonunda aslında hem sağlık için koşuyoruz, yürüyoruz ve herhangi bir sivil toplum içinde adım adımın desteklemiş olduğu açık açığa üye olan sivil toplum örgütleri içinde aslında yardımseverlik koşusu düzenliyoruz. Hep birlikte başlıyoruz. Bir ısınma seansımız oluyor. Yaklaşık bir 5 dakika 10 dakika maksimum diye düşünebiliriz. Isınma son derece önemli. Sakatlıkları engelleyebilmek doğru. adına. Totalde de bir 50 dakika aslında totalde 1 saatlik bir antrenman süremiz var. Antrenman sonrası hiç aksatmadan stretching dediğimiz esneme hareketlerimizi yapıyoruz. O da sakatlıkları önlemek adına ve kasları gevşetmek ve uzatabilmek adına çok faydalı. Orada da yaklaşık bir 10-15 dakika gibi bir şeyimiz var. Stretching seansımız var. Sonra fotoğraflarımızı çekiyoruz, birbirimize teşekkür ediyoruz ve dağılıyoruz. Fotoğraflarımıza baktığınız zaman eğer sosyal medya evet. hesaplarımızı takip etmek isterse izleyicilerimiz Adım Adım Bursa Instagram ve Facebook hesaplarımızı takip edebilirsiniz. Orada fotoğraflarımızı gördüğünüzde göreceksiniz ki bir tane dahi somurtan yok, insan yok. Yani herkes ağzı kulaklarındadır. Ama sağ, yani spor mutluluk diyoruz tabii. Ya o yüzden. Yani sporla birlikte işte evet. Evet. Yani şimdi bizim en büyük motivasyonumuz yardımseverlik zaten. Hı-hı. O anlamda işte Selma'nın da biraz önce bahsettiği gibi gruplarımız var. Aynı zamanda sadece yürüyen arkadaşlarımız da var. Yani herkes koşmak zorunda değil. Önemli olan yardımseverlik için gerçekten adım atmak istemeleri. Yeter ki bunu dediğim gibi bilinçli, sistematik, düzenli yapalım. Özellikle hem sporda hem yardımseverlikte istikrarlı olmak çok çok önemli. Yani antrenmanlarımızın yanında zaten biz mümkün olduğu kadar işte her fırsatta desteklediğimiz STK'ları, sivil toplum kuruluşlarını anlatmaya, bilgilendirmeye çalışıyoruz ki belki onların kendisini anlatmaya onların, da müsaade tabii, ediyoruz tabii, zaten. Evet, evet. Kendilerini anlatabiliyorlar. Onları konuşmak istiyorum çünkü hani haberdarlar mı, size nasıl ulaşıyorlar, ne tarz paslaşmalar yapıyorsunuz? Bunu kısa bir reklam arası vereyim. Ondan sonrasında paylaşalım sevgili izleyenlerimiz ve dinleyicilerimiz. Merhaba, ben Atık Su. Yıllar yılı nehirleri, gölleri, denizleri kirlettim durdum. Bitkilere, hayvanlara, insanlara zarar verdim. Ama devir değişti. Artık ileri modern teknoloji kullanarak temizlenip arıtılıyorum. Ve ben artık atık su değil, arıtılmış suyum. Bırakın kirletip zarar vermeyi, park ve bahçeleri yeşertiyorum. Tarlaları suluyorum, su tasarrufu sağlıyorum. Sizden ricam, kullandığınız suları daha dikkatli kullanıp daha az kirletin ki arıtma işleminde daha çok su tasarrufu sağlansın. Temiz sularımız çoğalsın. Ve arıtılmış suyla daha temiz bir geleceğe yürüyün. Derelerimiz, doğal hayatın temeli, yaşamın kaynağıdır. Yaptığımız estetik, ekonomik ve emniyetli tesislerle taşkınlara karşı önlemlerimizi alıyor, vatandaşlarımızı koruyor, sosyal yaşam alanları oluşturuyoruz. Ancak derelerimize kütük, hafriyat, çöp gibi katı atıkların atılması, izinsiz yapılaşma, doğal akışın bozulmasına ve neticesinde taşkınlara sebebiyet veriyor. Bu can ve mal kaybı başta olmak üzere büyük acılar demek. Lütfen derelerimize hiçbir şey atmayalım. Yapılaşma yapmayalım. Derelerimizi hep birlikte koruyalım. Bu dereler hepimizin. Dereler taşmasın, gözyaşları sel olmasın. We'll be right back.
Sevgi burada. Hazır mı? Güven burada. Umut. Şefkat o da burada. Sevinç burada. Türkiye'ye sağlıkta yepyeni bir dönem başlatıyor. En ileri tıp teknolojileriyle, mükemmeliyet merkezleriyle, işini bilgiyle, ilgiyle yapan gönülleriyle. İyilik burada, sağlık burada. Ve şimdi de Bursa Şehir Hastanemiz hasta kabulüne başladı. Şehir Hastaneleri. Günaydın, yine birlikteyiz efendim. Bugün konuklarım sporcularımız. Yani tabii ki hepsi profesyonel hayatta kendi mesleklerinde oldukça başarılı isimler. Ama onun yanı sıra adım adım Bursa deyip haftanın belli günlerinde iki arkadaşımız antrenörlük yapıyor. Sizde yok değil mi Serdar Bey? Yok, ben antrenör değilim. Evet. Ben koşucuyum. Koşucusunuz peki. İstikrarlı bir koşucu. İki arkadaşımızın dışında, yani bizlerin dışında iki arkadaşımız kaç daha var. Antrenör? Ha, iki arkadaşımız dört daha. Antrenörümüz. Dört antrenörümüz. Tek bayan Selma Hanım herhalde. Evet. Güzel. Benim dışında Yalçın ve Emre arkadaşlarımız da, onlar da uzun zamandır destek oluyorlar. Hatta bizden biraz daha eski daha adım adım antrenörleri. Bugün müsait olamadıkları için onlar gelemediler. Selamlarını ilettiler. Buradan sevgilerimizi yollayalım kendilerine. Onu da bekleriz. Adım adım Bursa oluşumu olarak 7 komite üyesiyiz. 4 antrenörüz belirttiğimiz gibi. Onun dışında Serdar'ımız, Bursa sorumlumuz, Müfit arkadaşımız ve Ayşen de bize ayrıca destek veren arkadaşlarımız. Bunun dışında hakkını verelim. Tabii. Adım adımın Bursa'ya gelmesini sağlayan iki önemli arkadaşımızdan birisi. Kesinlikle. Nasıl doğdu? Yani Bursa'ya nasıl geldi? Ayşen Hanım'dan bunu dinlemek daha keyifli olurdu ama sizden dinleyelim. Aslında İstanbul'dayken duyuyorduk. Ayşen'in tabii Bursalı olması vasıtasıyla o da orada görüp hani biz neden bunu Bursa'da yapmıyoruz? Çok iyi. O dönemde işte Celil arkadaşımızla beraber birkaç koşucuyla. Önce yanılmıyorsam Mudanya'da başlayıp daha sonra biraz daha Bursa özelinde taşıyarak gerçekten emekleyerek adım adım büyüttüğümüzde bir şey oldu Bursa'da. Birçok şehire de örnek olduk aslında biz. Hiç de bir tevazu olamayacağım. Kimse kusura bakmasın. Gerçekten hem antrenmanlara katılan sporcu sayısı açısından baktığımızda hem de yarattığımız kaynak açısından baktığımızda iyi bir durumdayız biz. Asıl hedefimiz bu. Mesela çok çarpıcı birkaç rakam var. Buyurun, elbette. Mesela 2008 yılından bugüne kadar adım adım bütün bu yaptığı yardımseverlik koşulları sayesinde yarattığı kaynak yaklaşık 71 milyon lira. Çok yani iyi. En son çok dün iyi. Akşam İstanbul Maratonu kampanyası kapandı, 70 milyonun üzerindeydik. Hı. Sabah çok net rakama bakmadım ama 70 milyon kaynak çok ciddi bir rakam. Kesinlikle. Bunun tabii birçok sivil toplum oluşumlarına, derneklere paylaştırıldığını düşünürseniz tabii sadece kaynak önemli değil. Burada yani 80 bin, yaklaşık 80 bin kişinin yardımseverlik koşulusunu yapmasına vesile oluyorsunuz. 210 bin canlıya dokunmuşuz biz 10 yılda. 210 bin canlı. İşte bu gördüğünüz, bir kısmını gördüğünüz STK'lar aracılığıyla bir de 653 bin kişiden yaklaşık bağış almışız. Aslında bu daha çarpıcı bir şey. Evet. Bu kadar insanın farkındalığını arttırmışız biz. Çok açık bir örneği var. Bunu paylaşmak isterim. Ben de çok etkilenmiştim ondan. Mesela otizm çok gündemde olan bir şey biliyorsunuz. Birkaç gündür de görevden alınmışlar bu arada o okuldaki tüm yöneticiler. Yani umarım örnek olur. Tabii ki. Ama uzun yıllar çok böyle kenarda köşede kalmış ve bunu hastalık olarak nitelendirdikleri için insanlar bir türlü bunu kabul edemediler. Doğru. Ama bunun bir hastalık olmadığını biz de kendi sosyal çevremizi anlatmaya başladıktan sonra daha fazla sempati duymaya başladılar insanlar. Yani onlarla sadece adım adımla değil bu farkındalığı arttırdıktan sonra başka projelerde de bir araya gelmeye fırsatımız oluyor. O yüzden de daha çok anlamlı bizler için. Bütün STK'ların bu yardımseverlik koşulları için kampanyaları çok güzel kampanyalar, orijinal kampanyalar. Sadece bu maraton için kampanya açan sivil toplum örgütlerimiz var. Şöyle bir güzelliği var, güvenilirlik açısından. Özellikle bizler koşucular zaten gönüllüyüz biliyorsunuz. Hiçbir parayla temasımız yok bizim. Sadece bizim değil, adım adımın hiçbir bireyinin
parayla temas yok. Hepimiz gönüllü insanlarız. Bu işin İstanbul'undaki arkadaşlarımız da öyle. Antrenör arkadaşlarımız da öyle. Hepsi kendi özel zamanlarından fedakarlıklar yaparak buraya destek vermeye çalışıyorlar. Kimler var adım adımın içerisinde STK olarak? Aslında herkese alamıyoruz adım adım maalesef. Öyle mi? Tabii. Çünkü açık açık platformuna üye olup gerçekten bütün projelerini ve hesaplarına erişebilirliğini kamuoyuyla paylaşan STK'larla beraber olabiliyoruz. Çünkü çok hassas bir konu biliyorsunuz. Yani insanların maneviyatı, duyguları var. Ve bağışların doğru yerde kullanıldığıyla ilgili bugüne kadar çok endişeler yaşadı insanlar. Suistimaller oldu çünkü. Çok suistimaller oldu. O yüzden de örnek veriyorum, kanserli çocuklara Umut Vakfı, Kaçu, İstanbul Maratonu'nda hangi proje için koştuysa gelen bağışın tutarını kendi hesaplarından bağışçılarına açabiliyor. Bağışçıları da bunları takip edebiliyor. Ya da işte Tema, Ağaç Kardeşliği projesinde elde ettiği gelirle kaç tane fidan dikmiş, kaç tane genci çocuğa ulaşmış. Bunların hepsini hem ekonomik olarak hem de yarattığı değer olarak paylaşıyor. O yüzden çok anlamlı. Bizim işimiz çok rahat. Dediğim gibi hiç parayla temas etmediğimiz için tamamen gönüllülük esasıyla ve böyle de büyük bir kaynak yaratmak, buna vesile olmak bizim duyduğumuz huzuru. Ne büyük bir mutluluk. Artık. Kesinlikle öyle. Tebrik ediyorum hepinizi ayrı ayrı. Peki şey mi? Yani mesela İstanbul'da işte birçok koşular düzenleniyor. Bursa biraz bu konuda şey mi? Geride mi kalıyor? Belki biraz daha bizim daha fazla çalışmamız, farkındalığa destek olmamız gerekiyor. Tabii bu anlamda çevremizden de bu konuda destek bekliyoruz. Hı hı. Evet, Bursa biraz daha hani İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerden biraz daha maalesef geride. Ama bizler elimizden geldiği kadar bu konuda destek oluyoruz. Hatta son 2 yıldır Bursa'da bir koşu düzenleniyor. İşte Eker Ayran isminde. Belki birçok arkadaşımız duymuştur. Evet. 6 yıldır aslında Eker Ayran Bursa'da gerçekleştiriliyor. Ama son 2 yıldır da adım adımla birlikte yardımseverlik koşuları yapılıyor. Ve Bursa'daki şu anda tek yardımseverlik koşusu. Bizler de adım adım ekibi olarak gönüllü destek veriyoruz bu koşuya. Tabii umarız bunun sayısı artar ve diğer organizasyonlara da örnek olma fırsatımız olur. Biraz önce ama Serdar'ın belirttiği gibi gerçekten bunu doğru şekilde yapmak ve gerçekten hesap verebilir, şeffaf ve bağışçı haklarını kabul eden STK'ların adım adım bünyesinde olması ve bunların farkındalığına destek olmak gerekiyor. İşte Serdar'ın biraz önce belirttiği gibi yaptığımız kampanyalarda ki şu anda adım adım olarak 6 organizasyonda yardımseverlik kampanyası yapıyoruz. İşte biraz önce belirttiğimiz Eker Ayran dışında 2 hafta önce yapmış olduğumuz İstanbul Maratonu ki dün maratonun kampanyası sonuçlandı. Evet, birazdan yine rakamları tekrar paylaşabiliriz. Mart ayında Antalya'da, Ranatolia'da koşacağız, yardımseverlik yapacağız. Sonrasında Cunda'da koşacağız, yüzeceğiz, bisiklet kullanacağız. Şimdi bizim mottomuz aslında seyircilerimiz de eminim ki duymuşlardır. İyilik peşinde koş. Evet, bu şekilde başlamıştı ama artık biz iyilik peşinde pedallıyoruz, iyilik peşinde kulaç atıyoruz. Cunda'nın dışında Boğaziçi kıtalar arası yüzmede yüzüyoruz. Tuz Gölü'nde Tuz Gölü kuruduktan sonra Temmuz ayında koşuyoruz. Evet, göl üzerinde koşuyoruz. Unuttuğum var mı? Ne? Yok herhalde. Altı organizasyonda şimdilik yardımseverlik koşusu yapıyoruz. Yani bu koşular özelinde sivil toplum kuruluşları ki şu anda biz adım adım olarak 90'ın üzerinde sivil toplum kuruluşunu destekliyoruz. İşte biraz önce bahsettiğimiz değerleri kabul eden, hesap verebilirliği tamamen kabul eden STK'lar adım adım bünyesine giriyor. Bu koşular özelinde de projeler oluşturuyorlar. Ve bu projeleri bizim gönüllülerimizle paylaşıyorlar. Gönüllülerimiz de biz İPK platformu diyoruz. İyilik peşinde koş platformumuz var. ipk.adımadım.org. Bu platform içerisinde kampanyaları inceleyip kendi gönüllerine dokunan, kalplerine dokunan kampanyaları tercih edip bunlar için yardımseverlik koşusu yapıyorlar.
Kampanyalar koşudan 2 hafta önce başlayıp 2 hafta sonra bitiyor. Toplam 4 hafta kampanya çıkalıyor ve herkes arzu ettiği STK için kaynak yaratmak için çevresine bu projeleri anlatıp bağış toplamaya gayret ediyorlar. Tabi bu bağışlar Serdar'ın biraz önce bahsettiği gibi adım adım hiçbir şekilde dokunmuyor. Yapılan bağışlar direkt olarak o STK'ya yapılıyor. Onların hesapları. Evet, ama bizler hesapları bilgilendiriliyoruz. Evet. Yani anladım. Bana mesela Aysin bağış yaptıysa ne kadar bağış yaptığın bilgisi geliyor. Sonra teşekkür et diyor mesela. Hı-hı. Bu tür bilgilendirmeler de geliyor. Totalde ne kadar bir kaynak yarattığın bilgisi de akıyor. STK da yapıyor. Hem STK yapıyor hem adım adım yapıyor bilgilendirmeyi. STK hemen size bir sertifika tanzim ediyor gönderiyor. Evet. Hem de bağış tutarının hesabı makbuzunuz her şeyiniz size geliyor. Her şey legal. Ve Mehmet'in ve Serdar'ın dediği gibi parayı biz sadece hesaplarda olduğunu biliyorsunuz. Olduğunu biliyoruz ve kim ne kadar bağışta bulundu onları biliyoruz. Çok güzel bir rekabet dokunmuyoruz. Var, değil mi? Evet. Yani STK'lar arasında çok güzel rekabetler oluştu burada. Evet. Onların da hakkını vereyim. İsmini vermeyeyim şimdi. Hı-hı. Ama en son İstanbul Barası'nda bir büyük STK yaklaşık 1 milyon 600 bin lira civarında bir bağış topladı. Evet. Çok ciddi bir rakam. Bu koşuda bugüne çok kadar iyi. Daha doğrusu bir yardım kampanyasında toplanan en fazla bağış tutuyor. Evet. Çok çarpıcı bir rakam bu. İşte o yüzden diyorum hani böyle biraz Bursa'yı öne çıkarabilecek bir proje aslında bunun üstünde çalışıp işte adım adımın da önderliğinde bir şey yapmak lazım. Çünkü ben artık şeyden çok rahatsızım. Yani işte İstanbul'daki koşuya Bursa'dakiler gidiyor. Bilmem neredeki yürüyüşe Bursa'dakiler. Niye Bursa'ya gelmiyorlar? Niye hep biz giden oluyoruz? Aslında o rakamlar bu benim canımı acıtıyor yani. Şöyle kesinlikle haklısınız. Keşke Bursa'daki yardımseverlik koşularımızın sayısını arttırabilsek. Bununla beraber şimdi Mehmet'ten rica edeceğim. Birazdan Bursa'da bugüne kadarki yarattığımız kaynağı değeri de söylesin ama mesela Bursa özelinde STK'larımız da var bizim. Hı-hı. Yani hiç İstanbul'da başka bir yerle bağlantısı olmayan, olmayan. Tamam. Sadece Bursa özelinde. Mesela Gönül Hareketi diye bir oluşumumuz var. Pırıl pırıl gençler. O kadar güzel şeyler yapıyorlar ki bu çocuklar. Gencecik gönüllü arkadaşlarımız böyle daha dezavantajlı yörelere gidiyorlar. Oradaki çocuklara oyuncaklar götürüyorlar. Onlara hikayeler okuyorlar. Oyun tabanlı bir oyun tabanlı eğitimler. Oyun karavanı projesiyle yola çıktık. İşte onlara destek toplamaya çalıştık. Mesela Löder diye bir dernek var Bursa'da. Bursa Löder. Evet, Bursa Löder var. Çok güzel şeyler yapıyorlar. Yani sadece şeyde İstanbul'da değil bu STK'lar. Bursa özelinde de bizim yardımseverlik onayı almış, kampanya açma hakkını elde etmiş. Ve özellikle de yerel makamlardan bağış toplama iznini almış. Çok önemli. O asıl önemli kısmı orası. Onun altını çizmekte fayda var. Kamuyla biz de burada herhangi bir itirafa girmek istemeyiz. Yardımseverlik iznini mutlaka almış olması lazım ki bizim için kampanya açabilsin. Hatta Mehmet ne kadar bizim yarattığımız Bursa değeri? Yani şu ana kadar 2010'dan itibaren 2 milyon liranın üzerinde bir kaynak yaratmışız. Bursa olarak. Sadece Bursa olarak. Geçen yıl toplamında 517 bin lira yani 2018 toplamı tüm kampanyalarda 517 bin lira toplamışken bu sene 700 bin lirayı geçtik. Çok güzel. Bu yeterli mi? Güzel, ivme çok güzel ama Bursa potansiyelini düşündüğümüz zaman aslında çok daha az bence. Daha iyi olabilir. 70 milyon da 2 milyon bizim. Tabii. 70 milyon, 2 milyonu bizim ama bunu gerçekten geliştirmek lazım. Bu anlamda tabii özellikle medya kuruluşlarına belki büyük görev düşüyor. biz çağrıldığımız her yere koşa koşa gidiyoruz. Her organizasyonda elimizden geldiği kadar inandığımız projelere destek veriyoruz gönüllü olarak. Ama tabii ki arada biz de desteklenmek. Tabii motive edilmek istiyorsunuz işte, evet. En azından haklı olarak. Tarafı da Selma güzel bir çalışma da yaptı. Hı-hı. Aslında hani bireysel koşucular tabii ki bir kaynak yaratabiliyor ama şimdi kurumsal şirketler de koşu takımları oluşturabiliyorlar. Aa, güzel. Güzel tarafı. Evet, yani bayağı da rekabet de oluşuyor aslında. Öyle mi? Hem yarattıkları miktara baktığımızda hem derece aldıklarında kendi içlerinde rekabet de oluşuyor tabii ki. O yüzden bayağı bir güzel şu ana kadar sayı olarak baktığımızda Bursalı işletmeler yardımseverlik koşusu yapmaya başladı. Çok güzel. Zaten düzenli olarak bizim antrenmanlara da katılıyorlar.
isim vermek ne kadar... Çok önemli değil, verebiliriz. Ya örneğin Beyçelik Gestamp çok güzel bir ekip oluşturdu. Eker'de birinci oldular takım yarışmasında aynı zamanda. Avrasya'da da güzel bir sonuç elde ettiler ve topladıkları bağış miktarlarına baktığımızda gayet hani mutluluk verici gerçekten. Onun haricinde Taşdelen grubu mesela aklıma gelenler. Borusan Holding zaten Borusan uzun yıllardır. Onu atlamayalım lütfen. 900'ün üzerinde kurum şimdiye kadar adım adım ile yardımseverlik koşusu yaptı. 900'ün üzerinde çok ciddi bir rakam. Evet. Bu rakam sürekli artıyor. Bursa'daki neredeyse tüm büyük kurumsal firmalar dönem dönem bizimle yardımseverlik koşusu yaptı. Aklıma gelenler Colts var galiba. Renault var. Ki en kalabalık koşu grubu Renault'da aslında baktığımızda. Tabii mümkün olduk. Hani bunun sürekliliğini çok önemsiyoruz. Kesinlikle öyle. Mesela Renault diyorsunuz. Yani Bursa için çok önemli bir değer, bir işletme. Evet. Hani ne bileyim, Renault'un ismi bile aslında Bursa'yı başka şeylere taşımak adına çok önemli olabilir. Renault bizi 6 yıldır destekliyor kesintisiz olarak. Çok güzel. Her sene mutlaka yardımseverlik kampanyaları yapıyorlar. Evet. İşte bu sene yeni katılan Selman dediği gibi Beyçelik var, Kırpart var. İşte Coca-Cola'dan yeni bir takım oluşturuyoruz. Bu şekilde. Ama dediğim gibi sürekliliği önemli. Yani bazı firmalar var ki müthiş rakamlara ulaşıyor. Mesela Mercedes uzun zamandır adım adımla koşuyor. İşte hani Vestel gibi kurumlar. Yani ismi, o kadar çok isim var ki. Evet, atladığın bu bilincin oluşması çok güzel. Hani kim oldukları çok önemli değil ama bu bilincin oluşturulması güzel. Güzel rekabet aslında, hani belki farkında değildir izleyiciler. Kurumsal tarafta şöyle de bir rekabet var. Kurumların CEO'ları, özellikle işte İstanbul'daki, en son İstanbul Maratonu'nda bu çıktı ortaya. CEO'lar kendileri de koşuyorlar, bazı kurumların CEO'ları. Ve onlar da bağış topluyorlar. Hatta birkaç tane gruptan duydum, koşucularına şöyle bir motivasyon yapmışlar. Siz ne kadar toplarsanız ben de grup olarak o kadar vereceğim diye. Çok iyi. Örnek veriyorum, 100 bin lira koşucular topladıysa 100 bin lira da oynayın kendinize. Çok güzel. Çok güzel rekabetler oluyor burada. Biraz da tabii popüler kişilerin de bu işin içerisinde yer alması. Aynen. Bunun farkındalığı da artıyor. İlgiyi evet çoğaltıyor. Siz de takip ediyorsunuz da basından işte son zamanlarda hem STK içerisinde yer alıp hem de yardımseverlik koşusu yapan birçok ünlümüz var şu anda. Kesinlikle. Olmalı da zaten. Çünkü bu STK'lar hakikaten topluma faydalı olmak, o insanların durumlarını biraz toplumda bilinç yaratmak adına ayna tutan kişiler aslında, ama çok zorluk yaşadıklarını da biliyorum geçmişten bugüne. Ve işte en son Otizmler Derneği Bursa Şubesi biliyorsunuz şeyde alışveriş merkezinde yaşadığı tatsız olay. Hani hakikaten çok üzücü, ama şey de var, duyarlılık da çok önemli. Yani şimdi bu insanlar bunu yaşamışlar, bakıyorsunuz sosyal medyada bunun çığ gibi büyüyüp aslında Türkiye'den ses gelmesi lazım. Hani Bursa bu anlamda hep geri kalıyor. Ben buna çok üzülüyorum. İşte yani bizim de hani çabalarımız. Çabalıyoruz ve üzüldüğümüz konu da şu. Bir saman alevi gibi parlıyor medyada. Söylüyor. Ardından bunun işte sürekliliği olmuyor. Evet. Her işte yani devamlılık. Bizim insanımız yardımseverlik konusunda çok bilinçli, çok istekli. Ancak bunu bazen nasıl yapacağını bilemiyor. Biz genelde sokakta yapıyoruz bu işi. Evet. Yani hani legal yapmıyoruz. Aslında bu yardımseverlik koşusunun en büyük katkısı legal bağış yapabilmeyi de öğretmek aslında. Kesinlikle, kesinlikle. Yani. Ki herkes çünkü mutlaka kadar güzel. Mesela biz bağışçılarımıza geri dönüşler yapıyoruz. Diyoruz ki teşekkür ederiz. İşte bağış yaptım benim adıma falan diye. Onlar bize şöyle teşekkür ediyorlar. Yani biz vesile size teşekkür oldu. Ederiz. Evet. Bizim doğru bir şey yapmamıza vesile olduğunuz için biz size teşekkür ederiz diyorlar ki daha önemli. Manevi hazzı da yüksek tabii. Şey de var, çok böyle yardım etmek isteyen birileri var ama kime ne yapacağını bilemez durumdalar yani. Güven ortamı çok tabii önemli. Tabii. Şimdi bizim öyle düzenli bağışçılarımız var mesela. Benim bazı bağışçılarım var. Hı-hı. Kim kampanyalarda onlara haber vermeyi unutabiliyorum. Tabii. Kampanya geçtikten sonra bana kızanlar oluyor. Yani neden haber vermedin diye. Ne güzel. Yani, birazdan başka rakamlar da paylaşırız. Çünkü gerçekten rakamlar aslında bizim her daha şey ne kadar yolumuz olduğunu gösteriyor. Peki o zaman önce çay içelim, sonra rakamlara geçelim, olur mu? Kısa bir reklam arasından sonra beraberiz. Müzik
Ben Anadolu'yum. Senden milyonlarca yıl önce de buradaydım. Ve sana hiç ihtiyacım olmadı. Ama sen bana hep ihtiyaç duydun. Bu yüzden bana Anadolu ismini verdin. Haklısın. Ben yeşerirsem sen coşarsın. Ben beyazlarken sen umutlanırsın. Ben filizlenirsem sen çoğalırsın. Ama ben kurursam sen de kurursun. Ben ağlarsam sen de ağlarsın. Ben çökersem sen de çökersin. Benim ormanlarım. Benim nehirlerim. Benim denizlerim. Benim ovalarım. Benim havam. Benim iklimim, senin iklimin. Ben Anadolu'yum. Sen istersen ben veririm. Sen emek verirsen ben üretirim. Sen korursan ben çağlarım. Ben Anadolu'yum. Bu adı bana sen verdin. Çünkü benim olan her şey senindir. Benim iklimim senin iklimindir. İklim değişikliğiyle mücadeleye sen de katıl. Çünkü bu senin iklimin. Evet efendim, Günaysın da yine sizlerle birlikteyiz. Bugün konuklarım, gördüğünüz gibi stüdyo kalabalık. Türk bayrağı şeklinde kırmızı beyaz renklerimizle, böyle çok renkli formalarımızla hakikaten size keyifli bir gün yaşatmayı diliyoruz. Bu arada tabii atladığım, unuttuğum bir konu var. Tabii ki Türk tiyatrosunun yıldızı kaydı. Biraz önce evet. Kendisi artık hayatının en son sahnesine çıktı tabutuyla. Ve şu anda cenazesi tiyatrodan alındı. Yıldız Kenter'i rahmetle anıyoruz efendim buradan. Mekanı cennet olsun. Amin, amin. Gerçekten çok değerli biriydi. Türk tiyatrosu büyük bir değerini kaybetmiş oldu. Evet, adım adım Bursa diyoruz. Konuklarım Serdar Özkaleli, Selma Çetinkaya Türker ve Mehmet Çatal Ağaç'la beraberiz. Adım adım nereye gidiyoruz şimdi? En yakın ne var? Antalya. Antalya. Öyle mi? Antalya'ya ne zaman? Mart'ta. Mart'ta Antalya. Keyifli de bir parkur. Bizim koşmaktan en keyif aldığımız parkurlardan bir tanesi. Neden? Şöyle bir şey var. Hani bir denizin kenarında koşuyorsunuz. Hmm. Lokasyon güzel. Olarak çok güzel ama ciddi de bir organizasyon aslında baktığınız zaman. Yani hem yerel yönetimin hem kamunun da bu işe ilgisinin olması gerekir ki sonuç doğru çıksın. O yüzden Antalya Büyükşehir Belediyesi çok sahipleniyor bu organizasyona. Bir şenlik havası içinde geçiyor. Yani özel bandolar, orkestralar o koşucuları motive etmek için o kadar güzel şeyler yapıyorlar ki. Hani ben mesela bazen koşarken gücümün tükendiğini hissediyorum. Artık diyorum ki bir an önce bitsin. Orada bir bakıyorsunuz kulağınıza hoş bir melodi geliyor. İşte oradan birisi size tezahürat. Seyirci desteği. Evet, evet. Biraz tezahürat yapıyorlar sizi. Motive ediyorlar, yüreklendiriyorlar. Bunu Antalya çok iyi yapıyor. Tabii İstanbul'da yapıyor aslında ama İstanbul'da bu sene bu sene daha şeydi, çok renkliydi. Evet, seyirci evet. Desteği. Zaten aslında en önemli ve sanırım en büyük eksiğimiz de koşulardaki seyirci desteği. Yani Avrupa'da birçok koşuya katılma şansımız oldu.
Yani insanlar maratonun bitmesini bekliyorlar çoluk çombalak. Ne güzel. Ve sizi destekliyorlar. Türkiye'de bu biraz daha desteklenmesi gereken, geliştirilmesi gereken bir kültür diye düşünüyorum. Ama sanki İstanbul bu çok anlamda biraz ivme kazanmıştı değil mi? Bu sene çok yedi İstanbul. Evet, evet. Ve İstanbul Maratonu'nun bu sene sosyal sorumluluk partneri bizdik adım adım olarak. Evet. Ve katılımcıların sayısına baktığınız zaman yaklaşık 15 kilometre ve 42 kilometrenin toplamında 37 bin civarında koşucu vardı. Ve bunun yaklaşık 14 bini bizdik. Adım adımla birlikte yardımseverlik koşusu yapanlardı. Halk koşusu da vardı. Halk koşusu da, yaklaşık bir 30 bin civarıydı zannediyorum. Ya totalde 70 bin kişilik bir organizasyon düşünebilirsiniz aslında orası. Yani Selman bahsettiği gibi bu tip büyük organizasyonlarda halkın katılımı çok değerli. Kesinlikle. Buna koşucu olarak veya yürüyen olarak olacağı gibi parkurda koşanları desteklemek, o STK'ları desteklemek müthiş bir ivme kazandırıyor bize. Şimdi Antalya dedi Serdar. Antalya aslında bizim için çok ayrı bir özelliği var. Adım adımın ilk yardımseverlik koşusu Antalya'da yapıldı. O yüzden böyle bir anlamı ayrı var. Bir var. Antalya'da bayağı ciddi kalabalık bir grup olarak yine koşuyoruz. Yerde buluşma noktası gibi de oluyor aslında. Aynen. Bütün Türkiye'deki adım adım. Bütün Türkiye'den. Evet. Şimdi biz biraz önce 5 şehirde oluşumumuzun olduğunu belirttik ama aslında Türkiye'nin her yerinde koşucularımız var. Ama oluşum anlamında, antrenman anlamında 5 lokasyondayız. Onlardan da bahsedelim mi? Evet, hem yurt içinde hem yurt dışında da aslında pek çok koşucumuz var. Yaklaşık 25 ülkede adım adımla birlikte, adım adımla koşan arkadaşlarımız var. O ülkelerden kalkıp İstanbul Maratonu'na, işte Ekere, Antalya'ya gelenler olduğu gibi kim zaman bizimle eş zamanlı olarak koşan arkadaşlar oluyor. Eğer İstanbul'a, Antalya'ya bizimle birlikte gelemedilerse bulundukları şehirlerde bizimle aynı saatte başlayıp koşularını yapıp sivil toplum kuruluşları için kampanya açan arkadaşlarımız var. Ne güzel. Yani lokasyonların önemi yok aslında. Evet. Gönüller bir olsun. Kesinlikle öyle. Kesinlikle. 2 sene önceydi. Evet. Selma işte 7-8 arkadaşımızla beraber Oxford'da yarım maraton koştuk. Eker'le aynı gündü. Evet, doğru. Biz orada koştuk. Arkadaşlarımız orada koştuk. Hatta şeydi aslında normalde tam tersi olması gerekirken biz İngiltere'de güneşlik bir havada, evet, çok güzel bir havada koştuk. Burada da yağmur vardı, tam tersi olmuştu. Yağmur vardı. Şaşırtıcı yani, genelde İngiltere'nin havası öyle oldu. Evet, evet. Şehirlerden de bahsedelim mi? Tabii. Nerelerde varız? Evet, yani İstanbul'un dışında Bursa, İzmir, Ankara ve Antalya'dayız. Düzenli antrenmanlarımız var. Şimdi antrenmanlarımız hemen belli bir standartla yapmaya çalışıyoruz tüm şehirlerde. Haftada 2 gün antrenmanımız aynen devam ediyor. Çarşamba, cumartesi, Bursa. Bazı şehirlerimizde değişebiliyor. Mesela Ankara'da salı ve pazar günleri yapılıyor. Antalya'da tabii özellikle yaz aylarındaki yüksek sıcaklıktan dolayı o saatler biraz daha değişebiliyor. O dönemki duruma göre arkadaşlarımız belirliyor ama yaz aylarında da mı devam ediyor antrenmanlarınız? Yaz, kış. 12 ay, biraz başta da söylediğimiz gibi hava koşulu ne olursa olsun, şartlar ne olursa olsun 12 ay boyunca yılda 104 antrenmanı kesintisiz yapıyoruz. Yani karda koşmuşluğumuz da var, yağmur, sağanak, yağışta koşmuşluğumuz da var. Antrenörlere göz bebeğimiz gibi bakıyoruz. Hiç hastalanmasınlar diye. Maşallah, hiç hastalanmıyorlar. Vay maşallah. Ama işte farklı hava koşullarında antrenman yaptığınızda ve sonrasında kendinizi iyi koruduğunuzda, doğru beslendiğinizde, daha doğrusu temiz beslendiğinizde, iyi dinlen, kaliteli dinlendiğinizde aslında bu sizin dayanıklılığınızı da arttırıyor. Tabii. Yani biz tüm günlük hayatımızı direkt etkileyen bir unsur. Tamam, yardımseverlik elbette zaten bizi ruhsal olarak çok müthiş, mutlu eden, besleyen zaten bir şey ama fiziksel olarak da düzenli antrenmanlar ve doğru hayat tarzı bizim tüm hayatımızı çok olumlu etkiliyor. Ben kendi yaş grubumla ilgili bir örnek vereyim. Bu arada ben 50 plus yaşındayım. Plus'ın ne olduğunu söyleyeyim. Yaşa girmeyelim işte. Normalde benim yılda bir kez kalbimi bir kardiyolojik muayeneden geçirmem lazım. Ya da bir check-up yaptırmam lazım. Ama şimdi ağır bir spor yapıyorum, koşuyorum. O yüzden de zorunlu olarak 6 ayda bir kontrol ettirme ihtiyacı hissediyorum kendimde ki hani koşuya elverişli miyim, değil miyim, daha ne kadar koşabilirim,
kendi sınırlarımı ne kadar zorlayabilirim. Böyle bir avantajı var aslında. Doğru. Yani sürekli gündeminde. İnsanın kendine bakmasını sağlıyor spor. Mesela ben düzenli spor yapmaya başladıktan sonra artık paketli gıdalar, katkılı gıdalardan neredeyse tamamen uzaklaştım. Çünkü düşünüyorum ki ben madem bu kadar iyi bir şey yapıyorum, koşuyorum, antrenman yapıyorum, kendim için güzel şeyler yaparken neden bununla bozayım diyorsunuz. Doğru. Artık hayır diyebiliyorum. Eskiden mesela tatlıya asla hayır diyemezdim ama artık hayır diyebiliyorum. Ama şey de biraz da kalori de lazım, iyi de beslenmek lazım koşmak tabii, için. Tabii, orada maraton öncesi yaptığımız... Ne yapıyorsunuz mesela? Karbonhidratlı ve lifli. Niye Selman'ı bile isterdiniz bu anlamda anlayamadım. Tekniğini onlar çok daha iyi anlatabilirler. Ben sadece için yeme tarafındayım. O yüzden... Kendisini zor tutmuştuk Avrasya'nın tatlı için. Bizim ritüelimiz var, özellikle İstanbul Maratonu'na gittiğimiz zaman. Serdar'ın çok bizi zorlamaları var işte tatlı yiyelim şeklinde. Bizim motivasyon ihtiyacımız yok. Onu hep ama sonrasında 21 gün şeker diyetine giriyorlar. Aa, ne güzel. Koşudan sonra biraz abarttığımız oluyor gerçekten. Ama şey de çok ilginç. Bütün koşulardan sonra tatlı ikram ediyorlar yani. O da bir tuhaf değil mi? Tamam şey enerji lazım ama yani tatlı da biraz fazla şey zararlı. Ya aslında şey yurt dışında da lokum ikram edenler olmuştu mesela. Yurt dışında. Evet lokum ikram etmişler. Yani tam bizim lokum gibi değil ama ona benzer zaten şeyler. Zaten jel tarzı. Bizde direkt şerbetli tatlılar geliyor tepside. Yani kontrol şimdi o da aslında hayatın bir rengi tadı yani ama kontrollü almak lazım. Ben mesela bayramlar boyunca 2019'daki hiçbir bayramda tatlı yemedim. Ama koşulardan sonra kendimizi mükafatlandırmak için ama çok ünlü bir profesörümüz de aynı şeyi söylüyor. Tatlı yemeyin diyor, bayramlarda yiyin diyor. Ben diyor yasaklamıyorum ki size diyor. Ama diyor iki tane baklava yiyin her bayramda diyor. Şimdi bu yazık. Bu kadar yani, spor yapıp da yememek de. Karbonhidrat yüklemeleri önemli. Bizim her maraton öncesi ev sahibi şehir ya da kurmuş kimse. Mutlaka bir makarna partisi düzenleniyor aslında. Yo. Güzel de bir organizasyon oluyor, orada kaynaşmamız oluyor. Bir de bu motivasyonumuzun da sürekliliğini sağlamak için, bizim hani birlikteliğimizi de daha pekiştirmek için, mesela şimdi önümüzdeki hafta yapacağız, bunu da şimdiden söyleyelim arkadaşlarımıza, sosyal medyamızda yayınladık. Bir after party yapıyoruz. Tüm sonuçlarımızı paylaştığımız, birazcık eğlenceye zaman ayırdığımız, bu şeyi kutladığımız bir after partimiz oluyor. Tamam. Maraton sonrası. Ne güzel. 25'inde yapacağız. 25 Pazartesi. Pazartesi. Haftaya, evet. Bugün salı. Evet, önümüzdeki hafta. Sizi de bekleriz. İnşallah. Çok eğlenceli ve başka yetenekli arkadaşlarımız da var. Onlar da kimi şarkı söylüyor arkadaşlarımıza, kimi dans ediyor. O yeteneklerini de gösteriyorlar bize. Ne güzel. Yani şimdi grubumuz gerçekten çok ciddi özveriyle destek oluyorlar gönüllü arkadaşlarımız. Buradan kendilerine yaş tekrar çok teşekkür nasıl? Ederiz. Vallahi en yaşlı benim, düşünün. 50 plus. Yaş ortalamamız herhalde bence 30 civarıdır 30, ama 30-40 bandı gibi bakın, düşünebiliriz. 12-13 yaşında da bizim gönüllü koşucumuz var. 80-90 yaşında da gönüllü koşucularımız var. 90 yaşında. Tabii ki. Yani Bursa'da değil ama. Bursa'da var. Bursa'da 70. Bursa'da var. Hastaların içinde var. Yok hayır var. Bizim, mesela Gönüllü Hareketi'nin Sait Bey var. Evet, yani ama 90 değil tabii. Yani bilemiyorum. 50 plus. 50 plus. 50 plus sonrası evet 50 plus. Yani şimdi bu arkadaşlarımızın da motivasyona ihtiyaçları var. Kesinlikle. O yüzden hem yaptığımız bu güzel işleri değerlendirmek hem de birlikte kaliteli zaman geçirmek için bu tarz after party gibi mesela dönem dönem biz spor sohbetleri adı altında sohbetler yapıyoruz. Bunlarda işte kalp sağlığından antrenman tekniklerine, doğru beslenmeden, doğru ayakkabı seçimine kadar pek çok konuda mümkün olduğu kadar bilinçlendirmeye çalışıyoruz arkadaşlarımızı. Biz kendimizi her fırsatta geliştirmeye gayret ediyoruz. Ve kendi bildiklerimizi, deneyimlerimizi de gönüllü arkadaşlarımızla da paylaşmaya gayret ediyoruz. Bununla ilgili yerel yönetimlerden destek alıyor musunuz? Mesela o toplantıları nerede yapıyorsunuz? Yani değişiyor ama son zamanlarda dernekler yerleşkesini kullanıyoruz. O konuda sağ olsun Nilüfer Belediyesi'nin desteği oluyor. Hem
Karaman'daki hem Konak'taki yerleşkesini kullanıyoruz. Yani her fırsatta mümkün olduğu kadar yaptıklarımızı ve yapmak istediklerimizi anlatırken yani koşuyu, sporu hayat tarzı haline getirmeye çalışan gönüllü arkadaşlarımıza da doğru bilgilendirmeler yapmaya çalışıyoruz. Ve bu bahsettiğimiz spor sohbetlerinde sadece bizler değil, konusunda uzman arkadaşlarımız da bize destek oluyorlar. Şimdi grubumuzun içerisinde pek çok hekim arkadaşımız var, akademisyen arkadaşlarımız var. Kimi zaman dışarıdan da destek vermek isteyen arkadaşlarımız oluyor, uzmanlar oluyor. Sağ olsunlar bize gönüllü olarak gelip bilgilendirmeler yapıyorlar. Aslında yani, şey de var. Sosyal medyanın dışında kendi iç iletişimimizi sağlamak için koşucularla beraber oluşturduğumuz bir iletişim platformumuz var. Orada da oranın da moderatörlüğünü çok sevgili Mehmet arkadaşımız yapıyor. Çok büyük fedakarlıklarla yapıyor. Hem sosyal medyamızı yönetiyor bizim, hem bir de diğer iletişim platformumuzu yönetiyor. Orada çok güncel bilgileri paylaşıyoruz. Yani bu işte sporcu sağlığından tutun da bizim bütün antrenmanlar, antrenman bildirimleri, sonrası yapılacak etkinlikleri. Ve bizim koşucu grubumuz da çok böyle sadık o sosyal platformlarda. Güzel de geri bildirimler alıyoruz. O yüzden de hani insanlar sadece gelip koşmak için bizimle birlikte değiller. Anlıyorum. Aile oluyorsunuz bir yerden sonra. Zaten çoluk çomalak bir arada zaman geçiriyorsunuz. Ben İmece kahvaltılarımız, kahvaltılarımız var. Yani benim eşim işte koşmaya başladı. Serdar abinin koşu arkadaşı. Yürü koş, yürü koş. Kızımı götürüyorum. Arada evet, Duru da geliyor. Hani aslında ailece sadece biz değil, birçok arkadaşımız yeni doğmuş çocuğuyla organizasyonlara katılabiliyor. Bir aile gibi oluyorsun bir yerden. Nasıl başladı senin bu şey adım adım? Spor bende vardı zaten. Evet. Ama yoğun da bir iş hayatı. Yoğun, için. Hala çok yoğun. Evet, güzel. Bak, ama gönüllülük başka bir şey. Bir de aslında istediğinizde her şeyi planlayabiliyorsunuz. Doğru. Ben hamile kaldığımı öğrendiğimde çok yoğun tempoyla çalışıyordum. Dernek başkanlığım vardı. Eyvah, ne yapacağım, nasıl yöneteceğim derken bir baktım, Duru ofiste yanımda büyüyor. Bir yaşına kadar yanımda büyüyor. Aynen öyle. Hani kadında Allah lütfu bir organizasyonel yetenek var. Yani hemen organize... Doğrudan orkestra şefi kadınlar bence. Aynen öyle. Her şeyi organize ediyoruz. Evet, evet, bence de ediyoruz. O anlamda istiyorsanız her şeyi planlayabiliyorsunuz gerçekten. Ben hayatımı buna göre organize ediyorum. Her çarşamba akşamım benim adım adıma ayrılmış bir akşamdır. O gün hiçbir organizasyon yapmam mesela. Yani arkadaşlarımla buluşmam. İşte cumartesi sabahları eğer şehir dışında değilsem, tatilde değilsem her sabah antrenmanda olurum. Ki ben bunun yanında salon sporu da yapan birisiyim. Genelde şu saatten sonra görüşelim. Ben ancak şu saatte gelirim gibi. Gerçi eşimin çok desteği var. Hani onu o buradan anmazsam ayıp ederim gerçekten. Sağ olsun, çok ciddi desteği var ve mutlu olduğumu bildiği için de destekler beni her koşulda. O yüzden bir şekilde planlıyorsunuz. Yalçın zaten gönüllü antrenörlerimizden, en eski antrenörümüz kendisi. Dönem dönem bahsediyordu. Ben yavaş yavaş bir gelip böyle koşmaya başladım. Salon haricinde bir şeyler yapayım, outdoor bir organizasyon olsun diye. Sağ olsunlar, sürdürülebilirlik dedik ya, sürdürülebilirlik son derece önemli. İstikrar benim için zaten son derece önemli bir yaklaşım. Sonra Selma, antrenörlük nasıl olur? Çok güzel. Ya olabilir, neden olmasın? Sonra 4 seneyi geçti. Ama eğitimi de var senin bu konuda. Tabii, background'ım da var. Evet, background'ım da var. Çok severek yapıyorum. Keyif alıyorum çünkü manevi açıdan da keyif alıyorsunuz. O yüzden hani burada olmaktan son derece mutluyum. Yani bize dönüm dönüm şu soru geliyor. Yani hiç mi yorulmuyorsunuz? Bu kadar yoğun bir iş hayatınız var ve düzenli olarak bu antrenmanlara katılıyorsunuz. Şehir dışı koşullara gidiyorsunuz. Ama işte bizim en büyük motivasyonumuz umut olabildiğimiz canlılar. Doğru. Yani en yorgun olduğumuz zamanlar, en bizlerin de moralinin bozuk olduğu dönemler olabiliyor. Ama bu amacımızı hatırladığımızda tekrar motivasyonumuzu yakalıyoruz. Yani bu koşularda da bazen yaşanıyor. Ben hatırlıyorum mesela ilk maraton koştuğumda 30. kilometreden sonra o kadar kötüydüm ki yani iyi antrenman yapamadım o dönem.
işlerin yoğunluğundan dolayı doğru antrenman yapamadım, doğru beslenemedim, iyi dinlenemedim. Yaklaşık 10 kilometre kendime kızarak geçirdim. 40. kilometrede arkadaşlarım beni karşıladılar. Son 2 kilometreyi sanki hiç yorulmamışım. Hiç yorulmamışım gibi koşuya daha yeni başlamışım motivasyonuyla. Hatta fotoğraflarım var 41. kilometrede. Kimse inanmıyor hani bu kadar koştunuz mu? Burada kesin bir kamera hilesi vardır falan diye. Ama işte o iyilik peşinde koşma motivasyonu ve arkadaşlarınızın, dostlarınızın yanınızda olması, işte ailenizin yanında olması size destek ekstra çok bir önemli. Motivasyon kazandırıyor. Hani Selma'nın dediği gibi cidden bir aile havasındayız. Biz koşuların dışında da kopamıyoruz birbirimizden. İşte ne geçen güzel. Akşam bir arkadaşımızın düğünü vardı. Grubun içerisinde tanışıp evlenen arkadaşlarımız, çocuk sahibi güzel. Olanlar var. Çok güzel. O yüzden çok keyifli inşallah. Bir aile. Geldiğinizde inşallah. Size de yaşatırız. Peki, yemecek kahvaltıyı merak ettim. Evet. Yemecek kahvaltı şöyle hani bizim... Yani direkt yemek kısmı olunca Serdar Bey'e söz. Herkes o konuda... Serdar Bey'e Serdar Bey yetkili. Genel olarak bizim bir şeyimiz var. Komite olarak kararımız. Her ayın ilk cumartesi günü antrenmandan sonra İmece kahvaltı yapıyoruz. Adı üzerinde İmece. Evet. Herkes evinden bir şeyler getiriyor. Botanik sağlıklı. Parkta. Evet. Antrenörlerimiz çok hassas. İlk başlarda bunu onlarca, yüzlerce simitle, poğaçayla falan yaparken şimdi artık antrenörlerimiz kural koydular. Minimum karbonhidrat. Evet. Daha çok yeşillik, sebze, meyveyle bu kahvaltıları gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Tabii ben o kahvaltıdan çıktıktan sonra gidip evde kahvaltı yapıyorum. Aç kalınan kahvaltılardan olmuş demek ki. Güzel. Tabii çok eğleniyoruz ama tabii bu gerçekten hani çok ciddiye aldığımız da bir konu, yardımseverlik. Ancak bunu mümkün olduğu kadar bu motivasyonlarla yapmak lazım. Kesinlikle. Şöyle bir çok basit bir felsefesi var aslında. Şimdi hani sorumluluk diyoruz. Herkes bunu kurumlara yüklemiş bugüne kadar. Kurumsal sorumluluk, kurumsal sorumluluk. Maalesef. Hep bunları konuşuruz oluruz. Ben de mesela kendi şirketimde çok ciddi kurumsal sorumluluk projeleri yapıyorum. Ama şimdi bu sorumluluklar sadece kurumların mı olmalı? Bireylerin hiçbir sorumlulukları yok. Doğru. Yani bizim vatandaş olarak bu topluma borçlarımız var. Bu toplum bizi aydınlatmış, belli yerlere getirmiş ve bu da bizim aslında bir miktar borçlarımızı ödeme fırsatımız baktığınız zaman. Yani bu yarattığımız değerle, bu farkındalıkla bu borçlarımızın bir kısmını ödemeye çalışıyoruz. Ve inanın bunu yapmaya başladığımdan beri hayata bakış açım daha pozitifleşti. Ne güzel. O kadar rahat yatıyorum, o kadar rahat uyuyorum. Çünkü sonucunu çok rahatlıkla görebiliyorsunuz. Hemen anında geri bildirimler alıyorsunuz. Hı hı. Ve akşam o kadar huzurlu uyuyorsunuz ki en güzel tarafı. En büyük keyfi o zaten. Ve bunun hiçbir şekilde karşılığı değeri şeyi yok yani. Hani bir parayla yapamayacağınız şeyler bunlar. Mesela koşucularımızın çok özür dilerim. Koşucularımızın antrenmana gelmemek gibi bir lüksü var ama bizlerin antrenmana gitmemek gibi bir lüksü yok. Sevgili antrenör Mehmet her ay bize bir takvim hazırlıyor antrenörlere. Kim hangi grubu koşturuyor, hangi gün hangi grubu koşturuyor, kim ısınmayı yaptırıyor, kim stretching'i yaptırıyor. Takvim olarak belli. görev atıyor bize. Çok iyi. Görev atıyor bize. O disiplin var demek var, ki. Var. Zaten tabii. Olmazsa bir karmaşa da doğabilir. Evet. Bir yani, şeyi merak ettim. Açık havadasınız ya yani yürüme ve koşma. Tabii soyunma giyinme kısmını ne yapıyorsunuz? Terliyor insanlar sonrasında. Kıyafet seçimi önemli tabii koşularda. Belki arkadaşlarım şimdi daha iyi şey yapar. Yani mevsimine uygun kıyafet seçmek doğru. Yani işte termo eşliklerimiz var. Kış aylarında mesela kar üzerinde koşmak çok keyifli. Ama şimdi böyle kısa kollu bir şeyle orada koşamazsınız. Doğru. İçinde bir desteğiniz olması lazım termo. Ya en şey aslında antrenman sonrası terliyorsun. O, evet ben onu merak biz ettim. Orada biz sonrasında bir stretching yapıyoruz. Yani esneme süreniz var 10-15 dakika gibi. O esnada birçok kişi hemen arabaya geçip üstündeki terli tişörtü çıkartıp kuru bir tişört giyip gelebiliyor. Veya rüzgarlı işte yağmurlu varsa onu geçirebiliyor üzerine. Gerçi kış aylarında biz olabildiğince kısa tutmaya çalışıyoruz. Çünkü o terli duruş rahatsız edebilir, hasta da edebilir. Kış aylarında biraz şeyi daha kısa kesebiliyoruz, stretching'i kısa kesebiliyoruz. Yani aslında kötü hava, yanlış hava diye bir şey yok. Yani kötü yanlış hava. Kıyafet var. Evet. Kıyafet seçimi çok önemli. Yazın çok sıkıntı değil tabii. Yani bir tişört, bir şortla rahatlıkla halledebiliyorsunuz. Ama kışın
daha kontrollü giymek çok gerekiyor. Çok giymek lazım, evet. Ne az giymek lazım. Evet, yani artık spor teknolojisi de çok ilerledi. Evet. O yüzden hatta çok uygun fiyatlara da artık bu malzemeleri edinebiliyorsunuz. Yani özellikle tabii en önemli kısım ayakkabı seçimi. Evet. İşte, sizin basış şeklinize uygun ve yapacağınız spora uygun ayakkabı seçimi önemli. İşte giyeceğiniz şorttur, tighttır, işte tişört veya içlik bunlar önemli. Tabii biz mümkün olduğu kadar her koşulda gönüllü arkadaşlarımızı yönlendiriyoruz bu konuda. O havada neler giyinmeli, işte antrenman biter bitmez hemen gerekli kıyafetleri değiştirmek gerekiyor. Yani antrenman esnasında zaten vücut ısındığı için evet. Genellikle çok sıkıntı olmuyor. Ama önemli olan sonrası için kontrollü devam etmek. Tabii onun yanında biraz önce bahsettiğimiz gibi doğru dinlenme, doğru beslenme ile birleştirdiğinizde çok harika bir hayat tarzı elde etmiş oluyorsunuz ve doğru kelime o, yaşam tarzınızı çok pozitif. Yani bunu gerçekten yaşam tarzı haline getirmek lazım. Yani bunu sadece bir heves olarak birkaç ay yapmak yerine şimdi bunun hem kendinize hem çevrenize, yakın çevrenize, çoluğunuza, çocuğunuza müthiş bir tesiri var. Olumlu etkisi var. Rol model bu da zamanla toplumun da aslında daha mutlu olmasını sağlıyor. Hani rakamlar dedik ya, hani daha ne kadar yolumuz var, işte koşuyoruz, neler yapmalıyız? Hani baktığımız zaman bakın Türkiye'de Türkiye nüfusunun yaklaşık %12'si engellilerden oluşuyor. Sadece ortopedik engelli sayısı yaklaşık 2,5 milyon. İşte 500 bin civarında otizmli, 300 bin civarında serebral palsi. Yani bu rakamlar artırılabilir. Hani biz adım adım olarak şimdiye kadar 210 bin küsur canlıya destek olmuşuz. Ama önümüzde daha ne kadar uzun bir yol olduğunu bu rakamları görünce görüyorsunuz. Evet. Ve bu bizim daha ne kadar fazla koşacağımız, daha ne maratonlar koşacağımızın göstergesi. Ama dediğimiz gibi bunu düzenli, bilinçli ve kontrollü yapmak gerekiyor. Yani bir anda bütün enerjimizi harcamak yerine bunu bilinçli bir şekilde sürdürülebilir ve daha fazla destekçinin bu sistemin içerisinde dahil olması gerektiğini görüyoruz. Şu anda 90 küsur sivil toplum kuruluşunu destekliyoruz. Bu sayı zamanla artacak. Yani ki her sene başladığımızda 8 tabii. STK ile başladık. Evet. Öyle mi? Ama artık seçici olan sizsinizdir, evet, diye düşünüyorum. Kesinlikle. Kesinlikle. İşte biraz önce Serdar'ın bahsettiği bu değerler doğrultusunda, evet, bu hesap verebilirlik, işte bağış hakları konularını tamamen içselleştirmiş STK'ların sayısı arttıkça bu sayıda doğal olarak artacaktır. Bir de bu çarpan etkisi, yani sadece adım adım Türkiye'de yardımseverlik yapmıyor. Yani bunun iyi örnek olması da çok önemli. Yeter ki doğru şekilde yapılabilsin bahsettiğimiz organizasyonlar. Çarpan etkisi doğru. Mesela biz ne dedik? Yaklaşık 650 bin bağışçıya ulaştık bugüne kadar. Yani 650 bin kişinin farkındalığının artmasına bir katkı sağladı. Şimdi bunun eşinin, çocuğunun falan olduğunu düşünün. Tabii. Ya da ne bileyim işte arkadaş 80, çevresinde paylaştığını düşünün. 80 bin gönüllü koşucu dedik. Şimdi hepimiz koşucuyuz ama benim çevremde herkes benim koşucu olduğumu biliyor. Maraton koştuğumu biliyor. İşte maraton diyoruz adına ama ben de tabii kendimi maratoncu gibi hatırlamış çok iddialı oldu. Çok iddialı olmasın. Benim bugüne kadar koştuğum bütün koşular herhalde şeydir. Evet, o kadar da değil. Daha fazladır. Bir tevazi olmuyor. 6 kilometre koşuyorum. Tevazi olmuyor. Çok iyi, çok iyi. Evet, bir son reklam arası daha verip sonra konuklarımızla sizlerle birlikteyiz efendim. Merhaba, ben Atık Su. Yıllar yılı nehirleri, gölleri, denizleri kirlettim durdum. Bitkilere, hayvanlara, insanlara zarar verdim. Ama devir değişti. Artık ileri modern teknoloji kullanarak temizlenip arıtılıyorum. Ve ben artık atık su değil, arıtılmış suyum. Bırakın kirletip zarar vermeyi, park ve bahçeleri yeşertiyorum. Tarlaları suluyorum, su tasarrufu sağlıyorum. Sizden ricam, kullandığınız suları daha dikkatli kullanıp daha
az kirletin ki arıtma işleminde daha çok su tasarrufu sağlansın. Temiz sularımız çoğalsın. Ve arıtılmış suyla daha temiz bir geleceğe yürüyün. Derelerimiz, doğal hayatın temeli, yaşamın kaynağıdır. Yaptığımız estetik, ekonomik ve emniyetli tesislerle taşkınlara karşı önlemlerimizi alıyor, vatandaşlarımızı koruyor, sosyal yaşam alanları oluşturuyoruz. Ancak derelerimize kütük, hafriyat, çöp gibi katı atıkların atılması, izinsiz yapılaşma, doğal akışın bozulmasına ve neticesinde taşkınlara sebebiyet veriyor. Bu can ve mal kaybı başta olmak üzere büyük acılar demek. Lütfen derelerimize hiçbir şey atmayalım. Yapılaşma yapmayalım. Derelerimizi hep birlikte koruyalım. Bu dereler hepimizin. Dereler taşmasın, gözyaşları sel olmasın. Sağlıkta yepyeni bir dönem başlatıyor. En ileri tıp teknolojileriyle, mükemmeliyet merkezleriyle, işini bilgiyle, ilgiyle yapan gönülleriyle. İyilik burada, sağlık burada. Ve şimdi de Bursa Şehir Hastanemiz hasta kabulüne başladı. Şehir Hastaneleri. Evet efendim, günaydın. Devam ediyor konuklarım Serdar Özkaleli, Selma Çetinkaya Türker ve Mehmet Çatal Ağaç'la beraberiz. Adım adım Bursa diyoruz. Adım adım Bursa nedir diye merak edenlere bir kez daha söyleyelim. Bu bir oluşum efendim. Türkiye'de çeşitli kentlerde, 5 kentte var ama farklı yabancı ülkelerde de adım adım temsilcilerinin, yarışmacılarının, sporcularının yer aldığını da öğrenmiş bulunuyoruz. Şimdi tabii Bursa'ya gelirsek eğer, Bursa'nın bu anlamda biraz daha öne çıkması gerektiğini tekrar vurgulamak istiyorum. Bursa'da evet hayırseverlik anlamında çok fazla STK var ama bu hem sporu hem yardımı birleştiren bir oluşum. Dolayısıyla adım adım ne kadar çok insana, ne kadar çok insanı ailesine dahil eder ve büyürse herhalde yarattığı kaynaklar da ona göre daha büyüyecek. İşte söylediğiniz 650 bin kişi bağışçı oluşturmak gerçekten büyük başarı. Tebrik ediyorum tekrar tekrar. Rakam ortada, 70 milyondan bahsediyorsunuz. Dolayısıyla hani bunun yaşı yok.
Her yaş grubu adım adım Bursa oluşumuna gelebilir, destek verebilir, koşucunuz olabilir, yürümek isteyen yürüyebilir, anladıklarımı tekrarlamak adına bunları söylüyorum. Hüdavendigâr Parkı'nda ve Botanik Park'taki antrenmanlarınıza biraz detaylı girelim istiyorum. Ne yapıyorsunuz orada? Aslında ondan önce şöyle bir belki Bursa adım adımın anlatırken şöyle bir yönetim şekli benimsedik aslında. Yönetim şekli demeyelim çünkü aslında herkes burada gönüllü ama sonuçta birilerinin koşucuları motive etmesi lazım. Onlara liderlik etmesi lazım ya da işte teşvik etmesi lazım falan. Ve biz bunu Bursa'da bir komite oluşturarak çözdük. Evet. Bir komitemiz var. İşte ağırlıklı antrenörlerimiz var. Biraz önce isimlerini zikrettiğimiz 4 tane antrenör arkadaşımız var. Aramızda görev bölümleri yaptık. Mesela antrenör arkadaşlarımız antrenman programlarını kim hangi gün hangi grup arkadaşı koşturacak, stretching'i kim yaptıracak, ısınmayı kim yaptıracak, bunların hepsini takip ediyor. Sosyal medyayı mesela kimin yönettiği belli. Çok da uzağa gitmiyoruz, hemen yanımızda bütün kameramızı çeker. Bütün Mehmet fotoğraflarımızı, videolarımızı, çok şirin hikayeler yazar, bizim karikatürlerimizi yapar. Niteliklidir yani. Çok yetenekli. Sosyal medya konusu, antrenörlüğün yanı sıra bir de böyle de bir bize çok büyük bir katkısı var. Onu seviyorum, sizleri seviyorum. Ne güzel. Ama bu özel bir şey, yetenek ve ilgi. Kesinlikle. Biz hani ne kadar teknolojiyi yakından takip etmeye çalışırsak çalışalım, senin düzeyinde asla olamayız. O yüzden de sen de bunu çok pozitif olarak kullanıyorsun. Hani herkes kendi sosyal medyasını kendi doğrularıyla kullanır ama sen kurumsal açıdan bize çok fazla destek verdiğin için bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Onun için tekrar söylemeklerine eline sağlık. Evet, Bursa önemli bizim için. Daha çok yapacak işimiz var Bursa'da. Özellikle Bursa'daki yerel STK'ların çok daha fazla desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü Taşra'da gerçekten çok zorlar. Yani biraz önce verdiğim örnekte İstanbul'daki büyük bir STK bir maratonda 1 milyon 600 bin lira bağış topluyorsa Bursa'daki bir STK'nın 100 bin liralık bir hedefle yola çıkması gerçekten çok üzücü bizim için. Doğru. Yani bu rakama mümkün olduğu kadar. Çünkü o kadar çok ihtiyaç var ki. Mesela LÖDER dediğimiz sivil toplum konuşuyor. Buradaki yarattığı değer için şu anda dün ya da evvelsi gündü konuştuk. Bir arazi sorunları var ve yaklaşık 2 milyon liraya ihtiyaçları var. Hiçbir kaynakları yok. Evet. 2 milyon lira. Yani bulundukları. Bursa için hiç de büyük bir para değil. Değil aslına bakarsanız. Çok büyük bir para değil. Ya da ne bileyim işte gönüllü hareketi. Çok güzel bir şeyle yola çıktılar. Bir karavan yapacaklar. Oyun karavanı yapacaklar. Ve dezavantajlı yörelere dolaşacak bu karavan. Bunun için işte bir rakam gerekli. Yaklaşık 3 koşudur biz çabalıyoruz işte gönüllü hareketine bu kaynağı yaratmak için ama maalesef o istediğimiz seviyeye getiremedik. İşte rakam sadece 150 bin lira. Evet, sadece 150 bin lira. Ciddi mi? 150 bin lira bulunamadı hala. Evet. Çok, ama şöyle de olabilir, yani işte bilmiyor karşı taraf. Haberdar olmayınca belki yardım da doğmuyor olabilir. Yani çok kişiye ulaşmak lazım bu anlamda. Yani işte bireysel destekçilerin yanında kurumsal destek bizim için çok önemli. Biz antrenmanlarımızda tabii bunu mümkün olduğu kadar antrenmanlarımızı görünür hale getirip katılımcı sağlamaya gayret ediyoruz. Ama kurumsal takımların da daha doğrusu kurumsal şirketlerin de destek vermesi gerekiyor. Yani bu aslında o kurum için de çok değerli. Kurum içerisindeki motivasyon, kurum içindeki bağların güçlenmesi açısından çok faydalı. Biz bunu eski bir İK'cı olarak Selma da düzeltecektir. Aslında o kadar çok kişisel yetkinliğin gelişimine katkısı var ki bu olayın. Tabii. Yani bir ekip çalışmasına faydası var. Çünkü orada bir ekiple hareket ediyorsunuz. Tabii. İletişimi güçlendiriyorsunuz. Sosyalleşiyorsunuz. Tabii ki. Şimdi kendinden başkasına fayda yaratmak konusu aslında sivil toplum örgütünün özü baktığımızda. Burada aslında birçok insanın buluşma noktası da konusu da aslında kendinden başkasına fayda yaratıyor olmak. Kesinlikle şirketlerin özellikle çalışanlarına baktığımızda bir de Y kuşak da geliyor. Farklı konularla motive olan hani motivasyon konuları değişiyor çünkü yeni kuşağın. Özellikle bu tür organizasyonların içerisinde örneğin hayvanlar için bir organizasyonda rol almak, işte farklı insanlara destek olmak gibi bu tür konular onları aslında motive ediyor. Bu yüzden de şirketlerin de doğal olarak
organizasyonlara ilgisi artıyor aslında. Yani o yüzden de kurumsal tarafı önemsiyoruz. İK'cılar hep farklı konularda kurumuna özellikle organizasyonlar geliştirme eğiliminde de oluyorlar. Son yıllarda da ciddi artış kaydetmeye başladı. Öyle, kurumsal şirketler buna çok özen gösteriyor. Öyle. Kurumsal şirketlerle birlikte bakın okulların da aslında bu konuda ciddi bir desteği, merakı var aslında. Dönem dönem bizler okullara da davet ediliyoruz. Çocuklara yardımseverliği, iyiliği anlatmaya gayret ediyoruz. En son işte benim katıldığım bir programda işte önce okullarında 10-12 yaşındaki çocuklara yardımseverliği anlatmaya çalıştık. Çocukların ilgisi müthiş. Merakları çok ciddi meraklılar. Hatta içlerinde bizimle beraber koşan ailelerin çocukları var. Veya işte okullarıyla birlikte kermesler yapan veya farklı şekilde yardımseverlik yapmaya çalışanlar var. Hani sadece yani kurumsal şirketler değil bu şekilde okul bazında da destek olunabilir. Bizi ister firmalar, kurumlar, ister okullar davet ettiklerinde biz koşa koşa gidip bu anlatımları yapıyoruz gönüllü olarak. Hem mecazen koşuyoruz hem de böyle koşuyoruz. Yani, toplum bilincini zaten daha genç yaşlara yaymak gerekiyor. Kesinlikle. Ya. Genelde eskiden neydi? Unumu eledim, eleğimi astım, zamanım var. Çocuk da büyüdü. Mesela kadınlar için ve erkekler için söylüyorum. Çocuk da büyüdü. Zamanım da var. Bari işte bir STK'ya üye olayım da fayda yaratayım denirdi. Şimdi onu son 10 senedir aslında kırdık. Daha genç yaşlara o bilinci aşılamaya başladık. O yüzden hani ilkokuldan başlayan aslında bir bilinçlendirme sürecinin olması gerektiğini düşünüyorum. Ne kadar erken o kadar iyi. Çünkü kesinlikle. Toplumun gelişimi için sivil toplum örgütü bilinci son derece faydalı bir yaklaşım. Bir de sağlık açısından bakarsak mesela obezite sorunu çok ciddi anlamda. Özellikle de çocuklarda. Evet. Hani hareket o bilinci yayılırsa yani spor yaparlar ve bu sorun da ortadan kalkabilir. Dolayısıyla herkesi öncelikle antrenmanlarımıza bekliyoruz. Antrenmanın detayını verelim. Aslında kaldı. Kaynaklı Serdar Bey. İnsanlar galiba değil mi? Yani ben koşamam diyor. Ben çok karşılaşıyorum. Halbuki. Ya ben koşabiliyorsam herkes koşabilir. Ki ama başta koşmayabilir, yürüyebilir. Onun detayını verdik zaten. Aynen öyle. Yürüyerek de başlayabiliriz. Benim eşim mesela yıllardır bizimle beraber ama koşmuyor, yürüyor. Alternatif grup kurdu, yürü. Onlar biz koşarken onlar bir saat boyunca yürüyorlar. Yani o yüzden herkes koşmak zorunda değil adım adım antrenmanlarına gelmek için. Buradan bir davet de yapalım mı? Hangi gün, hangi saat tam olarak onlardan bahsetsin? Kameraya bakarak o zaman söyleyeyim. Evet, lütfen buyurun. Her cumartesi sabah 8'de Botanik Park'tayız. Her cumartesi sabah 8'de. Tabii. Kış saati. Yazın 7.30'da. Yazın 7.30'a alıyoruz. Günü de kaçırmıyorsunuz. Evet. Bir saat sürüyor antrenmanımız. Evet. Her çarşamba akşamı da Hüdayi Vendigâr Kent Parkı'yız. Saat? Her çarşamba akşamı 8'de Hüdayi Vendigâr Kent Parkı'yız. Hepinizi bekliyoruz. Dediğimiz gibi herkes koşmak zorunda değil. dileyen yürüyebilir. Dileyen oluşturduğumuz diğer 4 gruba, işte yürü koş grubu biraz önce Selma'nın bahsettiği gibi 2 gruba ayırıyoruz. 3 dakika koşup 1 dakika yürüyenler var. 3 dakika koşup 2 dakika yürüyen grubumuz var. Hiç yürümeden hafif tempoda koşan bir grubumuz var. Bir de hızlı grubumuz var. Onlar da işte biz yaklaşık 5-5.5 pace diyoruz. İşte 1 kilometreyi kat ettikleri süreyi baz alıyoruz. Ve her grubun başında deneyimli bir antrenörümüz var. Evet, başta da konuşmuşuz. Bütün antrenman başından sonuna kadar kontrollü, bilinçli bir şekilde yapıyoruz. Koşarken arkadaşlarımızın yani ayak basış şekillerinden nefes alışlarına kadar hepsini takip ediyoruz. Duruma göre kişiye özel de destek veriyoruz. Şimdi bazı arkadaşlarımız olabilir, yeni gelen arkadaşlarımız da kendilerine uygun grubu bulmakta zorlanabiliyorlar. Öncesinde veya sonrasında da kendilerine destek vermeye çalışıyoruz. Peki sağlık sorunu yaşadınız mı hiç? Bugüne kadar bir olumsuzlukla karşılaştınız mı? Hani öyle biz şey böyle şey değiliz. Allah şükür. İnşallah hiç olmaz da. Mehmet zaten her antrenman öncesi muhakkak sağlık kontrollerinizi yapın, efor testi yapın diye uyarıyor. Gerçekten önemli. O efor testini yapıyor ve başlıyor olmak lazım. Yani sadece koşu için değil, spor için demiştik. Kesinlikle öyle. Antrenman içerisinde Allah'a şükür şimdiye kadar hiç olumsuz bir sıkıntı yaşamadık. Ama şunları yaşadık mesela. Düzenli sağlık kontrollerini yaptırmaya
bizim grubumuzda koşmaya başladıktan sonra yaptırıp bazı sağlık sıkıntılarını keşfeden arkadaşlarımız oldu. Bu anlamda aslında bu tip düzenli egzersiz ve sağlık kontrolü pek çok şeyi de öncesinden yakalama fırsatı veriyor. Kesinlikle. Hatta biz onları teşvik etmek için Bursa'da bir sağlık kuruluşuna da gittik, anlaşma yaptık. Sadece kardiyolojik kontroller, daha uygun bir fiyatla. Daha uygun bir fiyatla bizim adım adım koşucularına bir kalp kardiyolojik check-up yapıyorlar. Anladım. Oraya gidip hem daha uygun fiyatı hem de sağlık açısından bir yol haritası çizebiliyorlar. Peki şey mi? Mesela gelen arkadaşlarımız da işte bir ay gelip sonra yok ben bu işi yapamayacağım deyip bırakanlar oluyordur mutlaka. Yani şey demiştik ya, sürdürülebilir olması. Çok büyük hevesle gelip aşırı yüklenen ve sonra vazgeçenler oluyor. Çünkü biz genelde kontrol etmeye çalışıyoruz. Evet. Yüklenmemeleri konusunda. Bu biraz hani şey gibi doz aslında. Evet, arttırmak lazım. Arttırmak lazım. Evet, böyle arkadaşlarla da karşılaşıyoruz. Yorulabiliyor çünkü. Tabii. Sevmiyorsa koşma, yani sonradan bir şekilde geliştirmeye çalışıyorsa çok yüklendiğinde vazgeçebiliyor. Dediğim gibi biz olabildiğince aslında bir onları tutmaya sakin ol, yavaş yavaş ilerleyelim demeye çalışıyoruz. Ama şimdi geneline bakıyorum biz özellikle çarşamba antrenmanlarında çok kalabalık oluyoruz. Yani 200 bazen 230'u gördüğümüz zamanlar oldu. Yani Hüda Mendiger bizden oluşabiliyor bazen antrenmanda. O yüzden şey yapıyoruz, kontrol et, kimler ilk defa katılmış onları görüyoruz zaten, farkına varıyoruz. Özellikle yeni katılanları daha kontrol etmeye çalışıyoruz. Yürü koş grubunda aynen Mehmet'in dediği gibi nefes alışverişinden, tabii, ayak atışına. Ben mesela koşarken pat 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 ayak sesi duyuyorum. Dönüp bir bakıyorum, kim yapıyor bunu acaba diye. Sonrasında dönüp diyorsun ki şöyle basmalısın, şunlara dikkat et vesaire diye. Yani benim bir şey söyleyeyim mi? Mesela ben koşu ayakkabısı bağlanmayı hocalarımdan öğrendim. Gerçekten yani. Tekniği varmış. Kesinlikle ben öyle. Ben başlıyorum koşmaya, ikide bir de benim ayakkabım çözülüyor falan, bağcık açılıyor. Duruyorum, bağlıyorum falan. Sonra baktılar ki başka arkadaşlarımızın ihtiyacı var. Onu öğrettiler mesela. Tabii. Çok basit bir şey aslında baktığınız zaman. Bizim kadar düzenli koşan birçok gönüllümüz var. Yani her çok antrenmanda güzel görebilirsiniz hepsini. Ara ara görünenler var. Biraz ara verip geri gelen var. Kapımız herkese açık. Ne kadar gelmeyi arzu ederlerse. Selma Hanım belirttiği gibi şimdi bazı koşucularımız var ki birden yüklenmek istiyorlar kendilerine. Şimdi düşünün ki siz 40 yaşına kadar hiç spor yapmamışsınız. Ya. Ve ilk defa koşmaya başlıyorsunuz. Fark ediyorsunuz ki 40 yaşından sonra ben demek ki koşabiliyorum. Tabii. Bu heyecan, bir de koşarken hormonlarınız dengeleniyor. İşte endorfin, işte serotonin, dopamin gibi hormonları salgılamaya başlıyorsunuz. Bu size ekstra bir motivasyon, heyecan, mutluluk hissi veriyor ve yani daha bir aydır koşan biri 5-6 ay sonra maraton koşmayı hedefleyebiliyor ki bu çok yanlış. Gerçekten. Biz mümkün olduğu kadar işte dizginlemeye gayret ediyoruz. Adım adım o mesafeleri kontrollü bir şekilde aşıp önce sağlıklı bir şekilde finişi görmeyi hedefliyoruz. Sürenin ne olduğunun bir önemi yok. Yeter ki o mesafeyi sağlıklı bir şekilde tamamlayalım. Ardından eğer programlı çalışılırsa o da mümkün. Ama bunu koşu yavaş gelişen bir spor. Ve istikrar çok önemli. Tabii. İstikrar işte koşu, antrenmanla birlikte doğru beslenme ve kaliteli dinlenme kısmını es geçmemek gerekiyor. Böyle olursa eğer gelişiyor ve evet 40 yaşlarında başlayıp şu anda derecelere giren arkadaşlarımız da var yarışlarda. Çok güzel. Yani tabii. Razı olmayalım Selma. Ben bir ara. Yaş kategorisinde evet. Çok güzel. Kürsü yapmıştım. Sonradan keşfedenlerden kendisi. ama bu çok önemli bir şey. Yani insan tabii ki her yaşta aynı değil. Hepimiz değişiyoruz, gelişiyoruz ve kendimizi keşfetme yolunda ilerliyoruz. Bu keşifleri yapabilenler ve doğru yolu, doğru istikameti bulabilenler aslında en şanslı insanlar bence. Ne yaparsak yapalım.
biraz şeyiz yani, dediğim gibi yayının başında da, tembel bir ırkız. Çok böyle sevmiyoruz kendimizi hareket paralamayı, etmeyi, hareket etmeyi. Yani 29 Ekim yürüyüşünde bile ben bakıyorum kafeteryalar tavan yapıyor. Yani insanlar yürüyenleri seyretmeyi tercih ediyorlar. Dolayısıyla ama bilinç günden güne yayılıyor. Tabii dediğim gibi temiz hava koşullarında, temiz bir çevre içerisinde bu yürüyüşleri, bu sporları yapmakta fayda var. Tabii hepimizin deniz kenarında koşmak gibi bir şansımız yok. Evet, Mudanya çok yakın ama bazen olamayabiliyor. Hmm. Bu parkları çok güzel keşfetmişsiniz. İyi ki varlar. Evet. Yani Botanik Park bir nimet, Bursa için gerçekten. Yani bir de pazar günü bakın o Botanik Park'a bambaşka bir park orası. Çünkü çok erken gittiğimiz için evet, o kalabalığı görmüyoruz. Evet. Peki şey, çarşamba akşamları Hüda Vendi geldi, rahat edebiliyor musunuz? Yazın çok kalabalık çünkü. Evet. Ama kış aylarında daha rahat eder. Sadece biz ayrılmış evet, vaziyette kış ayları ama yazın zorlanıyoruz. Bize kaldı. Yani. Evet, evet. Kış aylarına kaldı diyoruz. Evet, saat 12 yayının sonuna geldik. Çok keyifliydi sizleri tanımak, bu konudaki çalışmalarınızı izlemek ve öğrenmek. Benim kendi adıma da bana çok keyif verdi. Geç kaldığım için öncelikle üzgünüm sizi bu anlamda tanımak ve tanıtmakta. Daha önce de söylediğim gibi her zaman ekranlarımız, kapılarımız sizlere açık. Yaptığınız her çalışmada bizler yanınızdayız. Elimizden geldiğince sizleri STK'larla buluşturmak, Bursa kamuoyu ve bizi izleyen herkesle sizi buluşturmak bizim görevimiz olsun bundan sonra. Her zaman bekleriz. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Şimdi iyilik bulaşıcı dedik. Evet. Biz sizi bizim antrenmanlarımıza bekliyorsun, mutlaka bekliyoruz. Anladım. Ve tişörtümüzü, adım adım tişörtümüzü. Çok teşekkür ediyorum. Çok varsın. Çok güzel bir hediye benim için. Bursa ailemiz olarak. Çok sağ olun. İlk fırsatta da antrenmanımıza çok keyif alacağınızdan eminim. Biz de sizinle birlikte keyif alacağız. İnşallah. O yüzden de bekliyoruz. Bugün günlerden ne sana? Çarşamba yetişemeyebilirim ama cumartesi günü için şartlarımı zorlayacağımı söyleyebilirim. Çok teşekkür ederiz davetiniz için. Evet sevgili izleyenlerimiz ve radyo dinleyicilerimiz, bugün de Günaysın'ın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Evet, tişörtümle şöyle bugün veda edeyim sizlere. Yarın sabah konuklarımızla ya da konuğumuzla, sürpriz olsun diyelim, tekrar sizlerle birlikte olmayı umut ederek hoşça kalın, esen kalın.